Tsipras, Erdoğan askerlerin iadesi konusunda söz vermedim, Yunanistan'da güçler ayrılığı olduğunun farkındayım. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefonda yanlış anlaşılmış olabileceğini ve darbeci askerlerin iadesi konusunda söz vermediğini söyledi. Tsipras, Yunan Devlet Televizyonu'nda, ERT katıldığı bir programda gazetecilerin, Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında, isim sorununu çözmek için varılan anlaşmayla ilgili sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Ege'deki tavırları 15 Temmuz'dan sonra nitelik değiştirdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra Ege ve Doğu Akdeniz'deki tavırlarında bir nitelik değişikliği olduğunu ileri süren Tsipras, iki ülke ilişkilerinde son zamanda gerginliğin arttığını söyledi. Türkiye, iyi komşuluk mantığına uygun hareket etmiyor. Tsipras, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta İtalyan şirketi Eni'nin sondaj girişimlerine karşı olan tavrının ve Edirne'de sınırı geçen iki Yunan askerin tutuklanmasının kabul edilemez hareketler olduğunu ifade ederek, burada, Türk tarafı, bir komşu ve özellikle ortak olarak, iyi komşuluk ve işbirliği mantığına uygun olarak hareket etmiyor. Ancak, Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke, Türkiye 3,5 milyon Suriyeli'yi bulunduran bir ülke, bunun için saygıyı hak ediyor. Aynı zamanda, takdir edersiniz ki, AB ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının uygulanmasında da belirleyici rol oynuyor, ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu dönemde içte ve dışta önemli meselelerle uğraştığını dile getiren Tsipras, Türkiye bölgede kritik ve güçlü bir ülke, bu dönemde önemli sorunlarla karşılaşıyor, Suriye'deki savaş operasyonlarına karışmış bulunuyor. İçeride siyasi gerginlikler yaşanıyor. Dolayısıyla, Türkiye'ye karşı ne şekilde hareket edeceğimiz, sorunlarımızla nasıl mücadele edeceğimiz, bizi epey meşgul edecek bir mesele, ciddi ve bütün bir stratejimiz olmalı, diye konuştu. Telefonda yanlış anlaşılmış olabilirim. Tsipras, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerler ilgili sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbeci askerleri iade edeceği konusunda söz vermediğini iddia ederek, bu konunun telefonda yanlış anlaşılmış olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tezlerinin ve tavırlarının tamamen temiz olduğunu savunan Tsipras, böyle bir söz vermiş olamam, Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrılığının tamamen farkındayım. Yabancı bir ülkenin liderini adli makamların alacağı karar konusunda vaatlerde bulunmuş olamam. Açıkça belirtmek istiyorum, benim ona karşı tezim ve tavrım tamamen temizdi, başka konularda da daha önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi. Çünkü yüksek düzeydeki açık irtibat kanalları, maksatlı olmayan olayların bile istenilmeyen hadiselere dönüşmesinde önleyici olabilir, değerlendirmesinde bulundu. Tsipras, Yunanistan'ın Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerle ilgili diplomatik alanda her şeyi yaptığını belirterek, bunun ötesinde, sabırlı olmamız gerekiyor, dedi. Yunan HUKUKULAÇOU kez aynı görüşte değilim. Başbakan Tsipras, programa katılan bir gazetecinin, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin Türkiye'de adil yargılanmayacakları bahanesiyle iade edilmemeleri yönünde karar alan Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin, Arios Pagos, kısa bir süre önce Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde bulunan Turgut Kaya'nın iadesi yönünde karar verdiğini hatırlatarak, sekizler için hukuk devleti yok da, bir kişi için var mı, şeklindeki sorusunu ise, Yunan hukukuyla çoğu kez aynı görüşte değilim. Buna rağmen bu kararlara saygılı olmak durumundayım, güçler ayrılığı olan bir ülke bunu gerektiriyor, şeklinde cevapladı.